Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Allah nasip ederse İstikamet İstanbul 2 telliye alayımızı çevirdiler. Allah Allah. Rüşvet veriyor ha. Yani bizim Türk polisine rüşvet yer mi? Oh. Tavuğumuzun pişmesini bekliyoruz. Komşu, vay vay. Bu ne ya? Kocaman dolap ya. Anlamıyorum diyor. Efendim mai anlamıyorum. YouTuber, YouTuber. YouTuber, YouTube, YouTube. Ha, YouTube. Ha. Nereye gidiyor bu dayı? Ha? Çay. Niye? Mi kofi papili? Kahve, çay. Kahve, kahve. Niye kahve? Kahve. Duman çıkıyor, görmüyor musun ya? Araba yanacak ya. La dur orada, dur. Araba yanıyor ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Kocaeli'm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi ben de çok iyiyim. Şükürler olsun. Bugün hava da çok güzel. Günlerden bugün salı. Dün akşam aracımızı yükledik. Saat 12'de bitti aracımız. Eve geldik. Yattık ve sabah şu an saat 8.30. Ve ya bismillah diyeceğiz. Yola çıkacağız. Allah nasip ederse istikamet her zamanki gibi yine İstanbul. Ama karşıya gidiyorum. İstanbul 2 telliye. Geçen hafta da gitmiştim oraya. Yine aynı tekrardan aynı yere gidiyorum. Şimdi yola çıkacağız. Diğer araba yola çıktı. Lastik işleri varmış. Onları yaptırıyor. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Ben de Kirazlık Sanayi'ye gideceğim ve klima gazını dolduracağım. Bakalım inşallah klimacı gelmiştir. Klima gazını dolduracağım. Ondan sonra ben de yola çıkacağım. Hadi bakalım fazla uzatmadan, fazla konuşmadan ya bismillah diyelim. Yolumuza çıkalım Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Şimdi mahalleden çıkış yapıyorum. Sabah sabah çok yoğun oluyor çünkü okuldu, iş servisiydi, bayağı bir yoğunluk vardı. Yedek çamaşırlarımı aldım, gömleğimi aldım. Ne oluyor lan? Bugün arabayı da bir yıkatmam lazım. Arabam çok kirli. Sina'dan çıkmadan arabanın yıkama parasını falan almam lazım. Şimdi şuradan bir yana yola bir çıkış sağlayalım bakalım. Aracımızda 26,5-27 ton bir yükümüz var. İnşallah klimacı gelmiştir ya. Hatta onu ben bir arayayım bakayım gelmiş mi? Vallahi arkadaşlar o kadar yorulmuşum ki dün eve geldim pert. Bir duş aldım. Üstüm başımı değiştim. Arabayı bırakmıştım yükleme yerine. İsmail abi arabaların başındaydı. O kendi arabasını yüklüyordu. Sonra benim arabayı da soktu rampaya. Ondan sonra beni aradı dedi. Nizamettin ben arabaları soktum dedi geldi dedi. İyi tamam ben de zannettim ki hemen yüklenir. Ben geldim daha arabaya başlamamışlar. Baktım olacak ki bir de saat 10'a geliyor 10.30'a. Dedim biraz uyuyayım dedim. Arabada yattım saat 12'de araba bitti. Saat 12'de araba bitti. Yapacak bir şey yok. Eve geldi saat 12.30. Yattık sabah da kalktık şimdi. Yola devam. Sabahın bu saatinde hava şu an 20 derece. Vav wow, bayağı sıcak. Benim klima gazını doldurmam lazım. Anlaşılan bugün hava çok sıcak olacak. Yanacağız. Allah kaza bela göstermesin. Bütün kaptanlarımızın yolu bahtı açık olsun. İnşallah kazasız belasız sürüşler olsun. Hadi bakalım şimdi doğru. Sanayiye gidelim. Klima gazımızı dolduralım. Rahat rahat gidelim. Şansıma tüküreyim ya. Klimacıya gittik. Klimacıda şu an gaz gelmemiş. Gaz bitmiş elinde. Gaz tüpü. Bir de bir tüp kaç para biliyor musunuz arkadaşlar? 900 milyon. Yani klimanın yani şu arabaya bir klima gazı basmak 900 TL. Paraya bakar mısın? Ben de yapacak bir şey yok dedim. Yani şimdi çıktım yola gidiyorum. Yolda izde bulursam klimacı. Oradan gaz bastıracağız. Yapacak bir şey yok. Şu an Samsun belediyelerin istikametine doğru devam ediyorum. Yani şu arayoldan çıkıp şu normal yola bir bağlansam hayırlısıyla. Çünkü millet daha uyanamamış. Az önce az daha kaza oluyordu önümde. Yani öndeki minibüsün hatası. Adam lastikçiye girecek, tam yol gidiyor. Birdenbire frene bastı. Arkadaki Toyota Corolla ne yapacağını şaşırdı yani. Adam frene bir bastı ama araba şöyle bir gezeledi yolda. Az daha vuruyordu. Ya işte bir yere gireceğin zaman sinyal vereceksin ki arkadan gelen adam da bu adam sağ tarafa girecek deyip yavaş. Ama işte ne yazık ki bizim insanlar ani hareket yapmayı çok seviyorlar. Ani hareket yapıyor, az daha kaza oluyordu yani. Onun için dikkat etme lazım abi. Neyse ben ağır derken yapıştırayım gideyim abi. Çünkü iki telliye geçeceğiz. Gece buraya giriş yapmam lazım. Saat 2-3 gibi. Çünkü orası biraz sıkıntılı bir yer. Sıkıntıya kalmadan, zorlanmadan oraya girmem lazım. Bandırma vapuru. Vallahi deniz var ya çarşaf gibi arkadaşlar. Çarşaf gibi. Bir tane dalga yok. Tam yüzmelik yani. Havalar şöyle bir ısınsın da.
Sen havalar da şöyle güzel bir denize girelim ya. Vallahi geçen sene giremedim, bu sene girmem lazım. Vallahi ne yapıp ne edip bu sene denize girmem lazım. Geçen sene giremedim. Hasret kaldık ya. Vallahi denizin dibinde yaşıyoruz. Vallahi bak denizin dibinde yaşıyoruz. Biz denize giremiyoruz. Adam ta anasının nikahından geliyor. Bizden fazla denize giriyor. Bizden fazla memleketimizin güzel yerlerini geziyorlar, görüyorlar, tatil yapıyorlar ya. Vallahi biz yani ayağımızın dibinde olan şeyi yaşayamıyoruz ya. Yaşayamıyoruz abi. Çünkü yani zamanımız yok, imkanımız yok. Devamlı koşturuyoruz. Devamlı öte böyle koştur, böyle koştur. Yani olmuyor da. Ama inşallah bu sene denize gireceğim yani. Ahdım var. Ne olursa olsun gireceğim. Saatimiz 9'a çeyrek var. 4.30 saatte Hacı Hamza'ya inerim. Hacı Hamza'da arabayı yıkatırım. 45 veririm. Ondan sonra market alışverişimi yaparım. Çünkü geçen sefer market alışverişi yapmamıştım. Yani bu sefer yapmam lazım. Adam taksiyi yola bırakmış, toprak dolduruyor poşete. Ondan sonra arkadan gelen arabalar da şerit değiştirme zorunda kalıyor. Mesela ben ya kaptırdım giderken adam ölüme girdi şimdi. Ne yapacaksın o adama, bir şey yapamazsın yani. Yapacak bir şey yok, gidecek geri yok. Ya başım orada da bir tane dorsiyem bırakmıştır ha. Şimdi bak, bak. Lan ne oluyor la? Sakin olun ya. Evet, sabah sabah Alanya'mızı çevirdiler. Tako. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Buyurun. Memur kardeşlerimiz, abilerimiz görevini yapıyor. Eyvallah. Şimdi bu öndeki arabayı mı bekleyeceğiz ya? Şimdi bu adam bize buradan yol veremeyecek. Nasıl olacak? Başkan! Sen arabanı böyle alsan da biz gitsek. Yolu kapatma daha mübarek. Arkada araba var, arkada. Arkama yapışmış, ne yapayım, gidemeyim. Bayram aşımı vereyim. Kim? Türkmen. Allah Allah. Rüşvet veriyor ha? Allah Allah. Ha yol vereyim şimdi, yol vereyim. Baba gereğini yapacaksın da. Gereğini yapacaksın da. Ben ne yapacağım? Hadi kolay gelsin. Gitmeyecek mi? Dur. Ya hatan olabilir, eksiğin olabilir, her şeyin olabilir. Ama rüşvet vermek ne demektir ya? Ruhsatın içini arkadaş doldurmuş 20'lik 50'lik. Yani bizim Türk polisine rüşvet yer mi? Haklı yani. Şimdi bak ben ne yapacağım ona diye. Madem eksiğin var anlatırsın. Yani şu hızım var, şu hatam var. Yani zaten bizim polislerimiz anlayışsız değil. Yani illaki yani bir yol bulur yani. Seni idare eder veya cezanı yazar gönderir. Şimdi sen rüşvet vereceksin, daha fazla ağır ceza alacaksın. Ne gerek var buna? Bizim İsmail abi de kaldı burada. Bakalım ne olacak? O niye kaldı ki acaba, anlamadım yani. Bence bak ne yapayım? Sen işini bilirsin. Gereğini yapacaksın. Daha ne yapacaksın? Gereği neyse onu yapacaksın. Görevini yapacaksın. İşte rüşvet vermeseydi iyiydi. Bir hatan, kusurun varsa rica edeceksin. Ya benim böyle bir durumum var. Benim böyle bir sıkıntım var. Yani idare et diyeceksin. Ben mesela diyelim ki dosyanda bir sıkıntı var veya muayenem yok. Şunu yapayım. Ben diyorum abi şu sıkıntım var diyorum. İdare et. O da sağ olsun ediyor ya. Neyse şu İsmail abi bir arayayım bakayım sıkıntı neymiş. Domates aldım, salatalık aldım. Şu biberler nasıl acaba? Şundan da alayım ya. Şöyle gezelim bakalım. Soğanlar kendinden geçmiş. Neyse. Alalım. 7, 14 lira da var. 2, 4, 6, 8, 10. Ulan çikolata alayım diyorum. Ağzım tatlasın diyorum. 2 liradan başlıyor. Şuraya bak. 1.95'miş. Şundan alayım. 1.35'miş. Şundan alayım. 1.90'mış. Şunlardan alayım. Çünkü insan arabada arıyor. Zeytinyağı almam lazım küçüğünden. Ona 14'üne tüküreyim. 50 lira. Aynı.
Mecbur alacağız. Yağ olmadan olmuyor. Bitti. Zaten 50 milyon yağa gitti ha. Vay anasını ya. Allah yardımcımız olsun. Şimdi dolduralım bakalım. Şu elimizi alalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi markete girmek bile artık zorlaştı. İmkansızlaştı. Yani lokantaya gidiyoruz. Yani yemek yiyip çıkıyoruz. 80-90 lira verip çıkıyoruz. Değil mi? Marketten bir alışveriş yapalım. Yani mantıklı. Şimdi bunun sabahı var, öğleni var, akşamı var. Yani 3 öğün. Bugün 1, yarın 2, öbürsü gün 3 gün. 3 gün 3 öğün. Hesap ederseniz marketten alışveriş yapmamız daha karlı bizim için. Ama görmüş olduğunuz gibi her şey ateş pahası. Şimdi ileride bir yerde duracağız cepte. Artık hem 45 vereceğiz hem de yemek yapacağız, yemek yiyeceğiz. Çünkü İsmail Bey acıkmış. Nizam ben diye acıktım diye. La saat daha 11.30 dedim. Neyse. Adam acıktıysa adamı şimdi açlıktan ödeyecek halimiz yok. Şu ileride bir cep vardı, çeşmesi olan. Orada yaparsam daha iyi olur. Çünkü neden? Bulaşıklarımı yıkamak için de suyum olmuş olur. Yani süt çay demleyeceğimiz zaman da arabada suyu değil de çeşmeden su doldururuz. Çayımızı da yaparız. Zaten İsmail abi de tüp var, çift tüp. Devam. Ya anacığım bak, kendin geçmişsin, çocuğu orada bırakmışsın. Çocuk karşıya geçmek için bekliyor. Allah göstermesin ya, araba maraba vurur, yapmayın ya. A101 burada da varmış da aslında orada durmak sıkıntı oluyor. Adam işte burada durmayın diye çay satıyor ya, hareketler yapıyor. Aslında hiç riske gerek yok, oradan geçip buraya gelip burada da mesela şurada durup, ama burada da işte durmaya yarıyor. Aa, adam gibi. Yavrum benim daha 460. Yapıştır baba. Yapıştır. Daha gerisi laf demişler. Evet arkadaşlar, İsmail Şeker abimizle yine sahnelerdeyiz. Onunla beraber şimdi yemek hazırlayacağız. Abim çok acıkmış. Ben acıktım Nizam diye. Saat daha kaç bilmiyorum yani. Daha öğlen olmadı. Ben acıktım. Şimdi tavuk aldık. Bizim biliyorsun kamyoncuların en pratik yemeği tavuk. Oğlak alacağız. Bir dahakine söz. Küçük oğlak alacağım. Ben alacağım. Oğlak mı? Evet. Oğlağı biliyorsun değil mi oğlak? Biliyorum. Keçi yavrusu. Şimdi tam yenme zamanı onu. Ayrıyeten bir de misafirimiz var, oğlu var. O da geliyor. Ben burada su var diye durdum ama suyu kurutmuşlar. Suyu kurutmuşlar. Çeşme olsa çok daha iyi olur. Ne yapacağız bilmiyorum. Tamam, suyu fazla kullanma. Daha bulaşık yıkayıcı. Şimdi burada rüzgar var. Sen arabayı yanlış çektin. Sen arabayı böyle abi benim yanıma çekecektin. Kafayı böyle verecektin. Böyle bu arada rüzgar gelmeyecekti. Ondan mı öyle oldu? He, ondan ama öyle oldu. İki ara olduğu için rüzgar yapıyor. E alalım. Al. Zor bir şey değil ki bu zaman. Bugün hoş geldin. Bu baban hiç açlığa dayanamıyor ya. Yok acıktım, yok şu oldu. La saat daha kaç? Yanıma dur abi ya, yana. Baban İzmit'e gidiyor. Benim yerimi kaptı. Şimdi arkadaşlar az da pul biber katıyoruz. Yağımızı bir koyalım. Vallahi var ya, sanki ızgara yapıyoruz ha. Yanıyormuş ağızları. Ağızları bir yanıyormuş. Evet, tavuğumuz hazır. Tavuğumuzu tavaya oturtturacağız. Salata da yapacağız. Yağımız şöyle bir kızsın. Yağ kızdıktan sonra her şeyi halledeceğiz, yoluna koyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle göstereyim. Oh! Oh! Bir ölüm sensin Hüzamettin abi. He? Bir ölüm sensin. Adamsın. Bak. Tavuğumuz 2 dakika şey yaparken hemen orada bir salata işine bir gömülelim. Nerede? Ne oldu? Arabanın niye koptu şeyi? Bilmiyorum ya. Al. Kızıma yetişemedi. Hızına yetişemedi mi? Ne bileyim, 95-95 iniyordum. Bir baktım sıfıra düştü. Ya orada elektrikçiye durdum, hiç ben anlamam. İlker abi bunlara bir su tut bakayım. Az az oğlum. Yok. Deseydin benim arada sıkıntı vardı. Yok abi, karşıda çeşme var. Dolduru gelir. Ne var yani? Ya. Sen neyi dert ediyorsun? Nizam, karton almamız lazım. Kardeşim. Dur. Tamam. O kadar gidiyorsunuz. Niye güzel bir karton? Ha, bak. Sen kaç günden beri yoldasın? Beş. Beş günden beri mi? Ne diyorsun sen?
Bizim Ali Bülbül gibi ha. O da Samsun'dan bir çıkıyor. Bir haftaya önce geliyor. Bak geçen haftadan beri yolda. Oh! Bir yandan bitsin, bir yandan salatamızı yapalım. Baban dedi İlker de geliyor dedi. Ben seni Samsun'dan geliyor zannediyorum. Dedim Osmanca'ya girmiş mi diyor. Yok diyor, öbür taraftan geliyor diyor. Nereden buldun bu kartonu ya? Nereden bu? Adam işedi mi? Ne yaptı kartonu? Aldın geldin ya. Sen giderdin kartonu mu yiyeceğiz ya? Ben bayıldım. Evden çıkalı bir saat olmuş, iki saat. Baktım ben de zannettim ki herhalde burada dedim bir şey oldu yani. Bu arıza mı yaptı, ne yaptı dedim. Durdum. Kapıyı bir açtım, herif adam yataktan çıkıyor. Nizam diye, ben diye bayıldım ya diye. Vallahi bayıldım ya. Ya araba gitmiyor, rampazlar bir de güneş. Tamam, bir de psikolojim bozuk. Sabah sabah kavga gürültü. Şimdi de salatamıza közlenmiş biberden ilave yapıyoruz. Tat versin diye. İsmail abi, böyle bir yemek, lokantada yemeye kalksan kaç para verirsin? Kaç para? O salataya verir zaten 100 lira. Oo, tavuk da ne koktu be. Bu arada bir oğlumuz oldu. At mı var lan sizde? Ne diyor? Tayyip. Nerede, köyde mi? Uzak değil la, çevre yoluna 500 metre. İyi la. Soğan koyayım mı? Az. Anasının kuşuydu. Ama çok güzel. Hani drone'un kim vardı? Drone'umuz? Ahtapot değilim ki her yere kolum uzansın. Acıktım diye diye beni de acıktırdın. Allah, ah salataya bak baba ya. Adam abi bu salatayı yese yeter ya. Salatamız hazır. Bu da salatamız. Oh, vallahi hava da çok güzel. Yemeğimizi yapalım, karnımızı doyuralım. Ondan sonra yolumuza devam edelim dedik. Burası Osmancık'la Hacı Hamza arası. Görmüş olduğunuz gibi tavuğumuzun pişmesini bekliyoruz. Valla. Salata kaşıkla indir, kaşık çıkarıyorum. Çatalla matalla uğraşamam şimdi. Ekmek nerede? Trabzon ekmeğimiz de var. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi bize... Afiyet olsun değil mi baba? Gel, nereye gidiyorsun? Yemek hazır. Eline koluna sağlık abi. Eyvallah İlker'im. Kim derdi ki İlker kardeşin de bir gün gelecek Nizamettin abisinin yanında böyle yemek yiyecek. Her zaman abi. Benim babasıyla yola gidiyor zaten devamlı da bununla denk gelemiyoruz. Bu Akın Toraman arabasını çalışıyor kendileri. Biz de bu şekilde karnımızı doyuruyoruz. Herkese Yol Boyu Restoran'dan selamlar. Birazdan yolda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Komşularla muhabbet ediyoruz. Komşu, vay vay. Dolap 10 numara. Bu ne ya? Kocaman dolap ya. Çok büyük. Anlamıyorum diyor. Я понимаю, anlamıyorum. Sen izah et, tercümanlık yap da. Biliyorsun ya dili. YouTube. Sen YouTube. Nizamettin Akbaş. Fenomen. Nereye gidiyor bu dayı? Arabalar Volvo 460. Volvo onu nasıl çekiyor bilmiyoruz arkadaşlar. O ne biçim demlik lan? Tarihten kaldı. Bu ne demlik? Çay da çay. Çay. Vay anana derdine. O oradan geliyor, kaynıyor tüp. Aynı yani bizim tüp küçük tüp, bu büyük tüp. Baba buraya nereden basan 5-6 tane adam boydan boya sığar. Tabii canım. 5'te 10 tane sığar. Vallahi. Balçoy diyor, balçoy. Atsek balçoy. Balçoy. Atsek balçoy. Aha. Bizimki malinki. Bunlar hep... Sen yakşı. Hı? Yakşı. Abi Azeri değil. Zaroşi. Zaroşi mi? Zaroşi. Adamı da gidiyorum, iyi görüyor musun? Zaroşi. Çay. Ha? Çay. Niye? Мы кофе попили. Кабы, чай. Kahve. Кока-кола. Пойдем сейчас отблюлить в паке. İstanbul. Да. İstanbul. Biz de İstanbul. Takalım peşine. Bunlara davay bir şey diyor mu? Ha? Sen var mı lan yabancı dili? Var da mı? Vay ata. Tercüman ettim, sen niye etmiyorsun? Ya diyeyim daha işte, dolap büyük değil. O başoy. Başkon. Başoy yani, onlar o büyük demek, başoy demek. Allah Allah. Malinki demek, küçük demek. Baba hadi, şu suyu dök bana. Dur la dur, otur aşağıya. Daha dur, daha yoğurt yiyecek. Daha yoğurt yiyecek.
Evet arkadaşlar, yemekten sonra uyuyorum dedim, yoğurt yedim yemeğin üstüne. Ama şükürler olsun uyumadık. Şu an Gerede gişelerinden içeri gireceğiz. Şöyle arada bir kafa bantını da kullanayım istedim. Şöyle bir karar geçelim. Ama şu Gerede gişelere, şu çıkışı arkadaş, Allah aşkına yapın ya. Belki biraz yan olabilir, kusura bakmayın. Çünkü kamera GoPro 8 büyük, mikrofon da var üzerinde. Kafama ağırlık yapıyor. Baba ne yapayım? Anca dengede tutabiliyorum yani. Bu şekilde kafayı çevirmem lazım. Kafa bantı olduğu için.
Kusura bakmayın. Maşallah hava da çok güzel ya. İnşallah bu gece erken ineceğiz şeye ya. İki telliye erken ineceğiz. Yeme erken yedik biraz ama iyiyim şu an. Tavuğun üzerine bir de soda içtim. Canlanmasın diye, asit öldürsün diye. Ay. Öbür araba bayağı yol aldı ya. İsmail abi diyordum, takılıyordum sen uyursun kesin diye. Ama adam bayağı yol aldı ya. Bayağı gitti yani. Helal olsun. 4 divan 13 kilometre, Bolu 56 kilometre, İstanbul 294 kilometre. Ya zaten erken de varsam Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçince Mehmetçik Parkı'nda biraz yatar uyurum diye düşünüyorum. Çünkü o sanayiye böyle gündüz gözüyle geçmek istemiyorum. Gece geçersem daha rahat olur benim için. Mehmetçik Parkı'nda dururum. Oradan mola veririm. Hem istirahatimi ederim. Öbür araba İzmit'e gidiyor. Öbür araba iyi. PepsiCo'ya gidiyor. Bu sefer o gidiyor PepsiCo'ya. Yarın beni arar. Ya Nizamettin burası nasıl bir yermiş ya? Bura niye böyle geç boşaltıyor ya? Der yani kesin. %100. Ama benim bu hafta içi o tarafa gelmem lazım. Halil abinin çocuğunun düğünü var. Davet etti. İnşallah katılacağız. Geleceğiz yani. İyi de rüzgar var ha. Gel hadi de. Baksana. Sabah 8.30-9 gibi çıktım. Ağır ağır geldik. Ondan sonra Osmancık'ta alışveriş yaptık gördüğünüz gibi. Sonra geldik. Hacı Hamza'ya gelmeden yemek yaptık. Yemek orada drone uçurduk. Hava da güzeldi. İyi oldu ya. Şimdi yarın iki telliye hemen boşaltırım. Oradan da hemen yükümüzü her zamanki gibi aracımız boşalırken ne yapacağım? Hemen telefondan et uygulamasına girişi sağlayacağım. Oradan yükümüzü bakacağız. Ha. O gün içinde yani bizim güzergahda yükümüz yoksa Samsun veya sahil hemen oradan yük iste butonuna tıklayacağım. Oradan yükümü isteyeceğim. Orada görevli arkadaşlar sağ olsunlar. Dönüş sağlıyorlar hemen. Veya yükümüz de varsa oradan teklifimi vereceğim. Diyelim ki karşıdan Samsun'a veya ne bileyim Ordu, Giresun'a bakacağım. Neresi varsa ona göre fiyatını vereceğim, belirleyeceğim. Yükümü alacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle ya selamet yallah gideceğiz. Boşaltacağız inşallah. Yani ben oraya git yukarı, şuraya git yukarı hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Hemen telefondan işimi hallediyorum. Kim sizde diyor ki abi işte telefondan, internetten alınan yük güvenilir mi? Değil. Vallahi benim Allah'ıma şükürler olsun. Bu zamana kadar hiçbir başıma sıkıntı gelmedi. Her zaman da yükümü buldum, aldım ve sonrasında nakliyemde de sıkıntı olmadı. Nakliyemi de aldım. KDV'sini, mazotunu, her şeyini aldım. Mesela ben Borusan'dan gidip Beyazaşağı'ya yüklüyorum mesela. Oradan mazotumu alıyorum. Selimpaşa'ya gidiyorum. Mazot istiyorsam mazotumu alıyorum. İstemiyorsam almıyorum. Aynısı Beyazaşağı için de geçerli. Tamamını havale yap diyor. Mazot istemiyorum diyor. Mazot almıyorum. Ama herkese tavsiye ederim yani. Borusan Lojistik bünyesinde olan e-taşımacılık uygulamasını, yani ETA'yı telefonunuza indirin abi. Aracınız boşalırken veya istirahat ederken, aracınızda otururken oradan yükünüzü her türlü ayarlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Alabilirsiniz yani. Bu ne kadar rüzgar var ya. Çarşambalı baba keleş. Oo, çarşambalıymış dayım. Iveco. Iveco da yandan beri aynı Volvo gibi duruyor ya. Vallahi Iveco aynı yandan Volvo'ymuş gibi duruyor. İnşallah gideceğiz. Gerede, Dört Divan, Yeni Çağ, Bolu. Zaten Bolu'yu geçtikten sonra ben yol bitti diyorum ya. Bolu, Düzce, Sakarya, Akyazı, Adapazarı, Körfez. Oradan Dilovası, Milovası hemen hop adrese in. Ya benim hiç canım sıkılmıyor aracımda. Niye dersen giderken film izliyorum. Ne bileyim şarkı dinliyorum. Videolar izliyorum. Bu şekilde yolculuğumu bitiriyorum. Hiç sıkılmıyorum yani. Şu an ben aracımı otomatiğe bağladım. Otomatikte gidiyor yani rahat. Otobandayız sonuçta. Yani şu an bu arabayı bir tane bayan otursun. Bayana bile verin yani. Sadece direksiyon hakimiyetini sağlam olsun. Kullanır yani. Kullanır. Rahat bir şekilde kullanır yani. Dört divan. Şu kocaman şu metro tesisini kapatmışlar baba ya. Vallahi kapatmışlar. Kapalı yani. İşte buralar çalışıyor işte. Şurası. Burası da kapalı. Tırcıların yatıp uyuma yeri. Sakin, sessiz bir yer.
Şurası Shell benzinlik. Ulan sabah klimacıya gittik. Gaz bastıramadık. Yine bastıramadık. Şu an hava sıcak. Kaç derece? Şu an 20-25 derece. Yani Tosya'ya doğru 30-35'i de buldu. Klimamız çalışsaydı, yani şu an gazımız olsaydı, klima gazı, rahat bir şekilde açardım klimayı. Oh, serin serin giderdim. Bu yine bizim Samsun'daki Mengenler servise düşecek bu iş herhalde. İskender abim ve Ekrem Keleş. Yani bunlar yine onların elinden öpecek herhalde bu klima gazı. Mercedes'te klima gazını dolduracağız herhalde, öyle gözüküyor. İskender abi, mesajım sana. Sıcakladım arkadaşlar, camı açmam lazım. Camı açtığım zaman da mikrofona rüzgar sesi geliyor. Faşır fışır faşır fışır. Size rahatsızlık veriyor. Bu kadar araç kullandınız yeter de. Biraz da ben kullanayım değil mi? Bir de şuraları yapsalar var ya arkadaş. Vallahi billahi. Nereye kaçacağımızı şaşırıyoruz. Ya. Şuraya bakın ya. Kaldır kuldur kaldır kuldur ya. Vay anasını ya. Arkadaşlar şu an Bolu Samsun istikamete kapalı. Abant'tan veriyor. Şu an biz de Abant'a bağlandık. Eski yoldan gidiyoruz. Yani daha önce kullandığımız İstanbul yolunu şimdi kullanıyoruz. Çünkü Bolu tünelinde çalışma varmış. Biz neden buradan gidiyoruz? Çünkü biz karşıya geçmemiz gerekiyordu. İşimiz vardı. Görevliden izin aldık. Tubayı kaldırdı. Biz geçtik. Şimdi işimizi hallettik. Tekrardan biz E5'e bağlandık Abant'a. Buradan devam edeceğiz. Eski yolu da ne zamandır görmüyorduk. Yani bu sayede de eski yolu göreceğiz. Hadi bakalım. Kusura bakmayın. Ön camım çok kirli. Hep sinek. Yani sinek olduğu için yol malum sıcak, güneşli havalar geldi ve sinek de camların anasını ağlatıyor yani. Bak, boldan beri geldiler. Ha, şimdi önüme geçeceğiz. Şu camımı bir temizleyeyim arkadaşlar, bir saniye. Yani görüntü iyi olsun. Pek çıkmıyor ama olsun, idare eder. Evet, biraz açıldı. Dayı çıkıyorsun yola ama az bir dur da, mübarek adam ya, görüyorsun da soldan arabalar geçiyor. Allah Allah, arabaların sırtına mı çıkalım? Vallahi var ya, inşallah kalabalık değildir eski yol. O rampalara yukarı var ya, yandık şimdi. Yandık. Bir kalabalıksa var ya, yandık. Çırağan Sarayı gibi. O virajları aşağı şimdi. Hey! Şimdi buralar iyi. Eyvallah. Ama o rampalara yukarı, o virajları aşağı, inşallah kalabalık değildir ya. Neyse, yaşayacağız, göreceğiz. Yaşamadan, hiçbir şeyi görmeden olmuyor ya. Hadi bakalım yaşamaya. Vallahi var ya, kışın buralarda hiç gidilmez ya. Kışın garda bu yol çalışıyor mu acaba? Hay yavrum, manzaraya bak be. Dayı ben bir geçeyim bakayım. Şu manzaraya bak ya. Hop yavaş. Yerler yaşıyor. Şu manzara görüyorsunuz değil mi? Hay özlemişim buraları be. Buraya aşağı rotardarlı arabanın işi abi. Ah yavru, İsmail abi buralarda durma, in aşağı da. Aşağı in de öyle bakalım, buralarda durma. Yoğunluk olmasın da mübarek adam. Onda bir arıza varmış, ona bakacağız da. Hey yavrum be, hey yavrum be. Şu manzaraya bak ya, Bolu Dağı'nın içi arkadaşlar. Çek baba. Rotardarın gözünü seveyim ya. Buradan yere, hey gidelim. Az mı dururduk buralarda be? Az mı dururduk be? Şuraya bak ya, şu manzaraya bak ya. Sıganya. Baba bana bir müsaade edin. Bana bir müsaade edin. Ben şöyle bir geçeyim. Anlaşıldı, siz buraya aşağı rotardar olmayan arabalar yavaş gidiyor. Ben şöyle bir geçeyim baba. Rotardar var. Ulan takoram öyle bir zaman, öyle bir yerde mola istedin ki var ya. Abi dayımı da geçeyim.
Nasıl bir balata kokusu var biliyor musun arabaların indiği yerden? Ey gidemey. Öf. Balata. Millet var ya, frene basa. Oy. İsmail abi salma arabayı, salma. Duman çıkıyor, görmüyor musun ya? Araba yanacak ya. La dur orada, dur. Araba yanıyor ya. Abi bu kadar niye frene basıyorsun? Niye salıyorsun arabayı? Görmüyor musun? Balata yanıyor ya. Hani? Sen haberin yok. Araba alev alıyor ileride. Dumana gitti arabaya. Duman da yeni de 15 yeni taktırıyorsun. Abi ama nasıl biliyor musun? Araba yanıyor zannettim ya. Yok, hepsi. Abi yeni taktın da. Diski görmüyor musun? Diski kıpkırmızı ya. Tamam. Yeni taktın. Soğukalım aşağıda dönüşüm. Abi burada soğusun. Burada. Bir zaman soğusun. Lan sağdan duman çık. Bak görüyor musun? Hepsi. Sen biliyorsun. Ben bir şey demiyorum. Git baba, git. Git. Bende rotorlar var. Rotorlar. Ben inerim, ben rotorları çekerim, salarım. Tabii. Rotorlarım var, tabii. Vallahi bilmem, arabayı yakarsın vallahi. Kaldıralım da bakalım. Nerede kaldıracaksın? Ya burada daha ileride çekmedim. Yanıyor oğlum araba. La balat, araba yanıyor ya. Yanıyor. Aa işten tut, işten. Öbür tarafa bak. Yanıyor mu hala? He? La abi böyle araba çok yandı. Sen de biliyorsun bu işi de. Ne adamısın? Yandı tabii yanar. Allah Allah. Hadi gel şuraya dökün. Azap kapıyı. Fazla dökme. Fazla su dökme. Tamam daha yaşayamaz bu. Abi fazla dökme. Çok sıcak şu an. Çatlatır, diksi çatlatır, patlatır. Bu diksler yeni mi? Türbünün neyi var? Ha? Türbünün neyi var? Ya bağırıyor, görüyor musun? Tamam kaldır abi. Kaldıralım. Evet arkadaşlar, herkese eski Bolu Dağı yolundan selamlar. Şu an Bolu Dağı'ndayız. Abant yolunda Kaynaş tarafına geçiyoruz ama Bolu Dağı'nda tünelde çalışma olduğu için yolu kapattıkları için biz de bu yoldan geliyoruz ve sizlere de buradaki
durumu göstermek istedim. İnanın arabaların balataları nasıl yanıyor biliyor musunuz? Salıyorlar arabayı. Duman duman, her arabadan duman çıkıyor. Şöyle göstereyim sizlere. İşte gördüğünüz gibi. La kardeşim yavaş inin la, yavaş inin. Yavaş inin la, yavaş inin la. Kaldık mı burada? Hadi doğru arabaya gideyim bari. Yapacak bir şey yok. Vallahi arkadaş şimdi buradan çıkmak da ölüm ya. Vallahi billahi ya. Neyse abi adam hemen çıktı, peşinden ben de kaptırayım. Vallahi öbür arabanın arıza yapması beni bayağı bir geri attı ya. Vallahi billahi ya. İyi ki durdurdum yani onu. Eğer onu durdurmasam bana o buraya aşağı hiç inemezdi. Yani rotarlar yok arabada. Ah İsmail abi ah. Sal daha buraya aşağı. Yani lastikten durduk ama arabada başka bir sıkıntı çıktı. O şimdi aşağıda bir kamyon tır parkı var. Orada duracak, usta sökecek. Ben devam edeceğim. Çünkü bayağı bir geç kaldım. Baba nereye gidiyorsunuz buraya aşağı tam gaz ya? Nereye gidiyorsunuz ya? Yakacağınız birilerin canlarını ya. Kurban olduklarım ya. Şurayı bir insek hayırlısıyla. İsmail abi yine saldın arabayı. Bastın gittin mübarek adam ya. Ne oldu şimdi?
Geldik geldik, burada kaldık değil mi? Hayırlısıyla bir gidebilseydik ya. Arkadaş, asıl sol şeridin gitmesi lazım. Sağ şerit ilerliyor, sol şerit tıkalıyor. Bu nasıl oluyor ya? Kalırsan bu saate olur. Şuraya bak Allah aşkına ya. Sanki var ya bayram trafiği. Sanki bayram trafiği. Şuraya zilleye bak. Yandık bu akşam. Yandık. Hele şükür ya. Vallahi billahi vele. Kaynaştı gişelerine geldik. Şimdi buradan otobana çıkacağız. İnşallah. Otobana bir çıkalım hayırlısıyla da. Gümüşova, Sakarya, İstanbul. Yani Volkswagen Transporter minibüs, yani pick-up, onun bile balataları ısınmış, yanmış, adamın haberi yok, hala gidiyor, alev almış yani. Hadi tırlar tamam, sırtında ağır yük var, çok ısınıyor, yanma oluyor. Minibüse ne oldu anlamadım, gitti ya. Vallahi ha da geldim otobana ya, hele şükür ya. Saat 10'u 10.30 oldu ya, ben ne zaman gideceğim iki telliye ya. Ama var ya, bir balata kokusu geliyor var ya, yok böyle bir koku. Arabalar yaktı yani, balataları yaktı. O derece yani. Oh be! Şimdi yapıştır. Vallahi billahi ya. Araba bile kendine geldi, rahatladı ya. Ufak arabalardan hiç aman yok. Onlar sıkıştırıyor bir yandan. Gümüşova, Sakarya, İstanbul. Tamam, yapıştıralım. İnşallah varacağız, inşallah. Evet arkadaşlar, şu an Başakşehir gişelerine geldim. Kolay gelsin. Plaka yazar mısınız? Fiş alayım. İyi akşamlar. Geçen sefer geldiğimizde diğer araba yine her zamanki gibi arıza yapmıştı. Burada durmuştuk. Bu sefer de arıza yaptı. Onlar ne zaman yola gitsem yolda kalıyordu arkadaş. Bundan sonra ayrı gideceğim. Vallahi. Şimdi geçen sene hani bizim bir pirinç olayı vardı ya arkadaşlar. Askeriyelere pirinç taşıyorduk da. O bu sene de varmış. Başlamış hatta. Şimdi buradan gidince Bafra'dan pirinç işine devam. Yandık şimdi doğuya. Ağrı, Kars, Van, Tunceli, Erzurum. Vay! Hayvan yedik. Kışın gitmiştik kar yağdığında. Hayvan yedik. Şu adrese bir an önce varayım da yatayım ya. Vallahi yoruldum ya. Saat 2:20 var. Yine dediğim saatlerde geldim ya. 2:20 var. Lan! Lan lastik gümlemiş, az daha vurduydum arabaya, lastiğe ya. 2:20 var. Aynı zamanda da 45 molasına da 37 dakika var. 37 dakikaya varmam lazım. Şu an konum 11 dakika gösteriyor, 13 kilometre. Büyük ihtimal varacağım Allah'ın izniyle. İnşallah biz yaşamayız. Adresi hemen buluruz. Yani bu saatlerde gitmem daha iyi oluyor. Çünkü sakin oluyor. Yoğunluk, kalabalık olmuyor. Bakalım, inşallah bulacağız. Hadi bakalım. Şükürler olsun ki geldik arkadaşlar. Şu an adresteyim. Buraya çekeceğim, yatacağım. Şöyle az daha kenarla gideyim de güvenlik görsün yani arabayı. O yüzden diyorum yani. Şöyle. Şimdi güvenliğe de söyleyeyim, rica edeyim. Saat de 2 oldu. Tam buraya geldim, 45 istedi araba. Oy. Selamünaleyküm. Kardeşim kolay gelsin. Abaygıda'ya malzeme getirdim de. Sabah kaçta geliyor onlar? 8:30 gibi değil mi? İyi baba. O zaman ben... Mesela şey yapıyoruz abi, aramadan içeri alamıyoruz. Hani sen buraya yine gelirsin, arkadaşlar arar. Yok, geçen hafta ben buradaydım da onlar gelip kapıyı çalıyorlar. Arabayı biliyorlar ya, 55. Evet. Onlar kaldırır beni zaten. Ha, tamam. Tamam biraz baba. Biraz daha geri alırsan abi sana zahmet baba. Az daha yanaştım ki senin gör bil diye yani. Çünkü doğal ama mazot falan çalarlar ederler diye. Ama sabah oradan girişlerde sıkıntı oluyor yani. Ben o zaman az böyle yarım metre geri alayım. Hadi. Sen zaten buradasın. Hele bir sigara içmeme de bir çıkar şey yaparsın da. Allah razı olsun. Hadi hayırlı geceler. Vallahi korkumuz var baba, ne yapalım ya. Av karşısı boş olsaydı. Adam az daha geri al diyor. Geri al da diyor. Orada diyor sabah diye arabalar diyor. Dur hoplama la. Niye hopluyor? Şöyle ağacın gölgesini alayım da. Oh vallahi şükürler olsun geldim arkadaşlar. Vallahi şükürler olsun. Neyse sabah görüşürüz artık. Ne yapalım? Hadi kendinize iyi bakın. Ben yatar artık. Daha fazla dayanamıyorum. Yatıp uyumam lazım. Allah herkese rahatlık versin. Görüşmek üzere.
Arkadaşlar herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Şu an neredeyim ben? Başakşehir İkiterli Organize Sanayi'deyim. Buraya kadar geldim. Boşacak olduğum yeri burası. Hazır burası da güzel de, güzel fıstık gibi bir yer iken dedim ki kahvaltımı hazırlayayım. Sonuçta aç karnına biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Hani derler ya, aç ayı oynamaz. Aç ayı oynatabilir misin? Oynatamazsın. Karnı aç olan insanı da çalıştıramazsın baba. Yumurtamız köy yumurtası. Bol sarılı. Vallahi bir 4 tane kırdım. 4 tane yeter herhalde. Yani bir ufak yumurta tavası almam şart. Yani arkadaşlar olmuyor. Harbiden almam şart yani. Şimdi bu çöp poşetimizi şuraya koyalım. Yumurtamız tamam. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün de karnımızı doyurayım. Adamlar beni arayana kadar karnımı doyurayım da. Kahvaltımızı da şöyle göstereyim. Sarellemiz var. Üçgen peynirimiz var. Üçgen peyniri severim ben. Çok iyi. Millet işe gidip geldi. Ben orada kahvaltı yapayım. Vallahi millet diyor ki helal olsun adama ya. Vallahi diyor helal olsun diyorlar. Vallahi diyorlar ya. Demiyorlar değil ya. Adama helal olsun, adam bu işi yapıyor diyorlar yani. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen sefer geldiğimde adamlar beni uyandıramamıştı. Öbür arabayı çağırmışlar. Şimdi ben burada bu sefer tekim. Öbür araba İzmit'te. Ama adamların beni uyandırmasına gerek kalmadı. Ben kendim uyandım yani. Hadi baba bol gel buyur. Burada çay al. Bizim soframız herkese açık. Nereden birisi gelse de nasiplense şuradan bir bardak çay, ne bileyim, bir ağzına bir parça yumurta, peynir. Bakın kahvaltı 2 dakikada hazır. Hemen anında. 5 dakika. Yani çivitlere yere atıyorum zannetmeyin ha. Bakın burada poşet var. Çöp yaptım ben buraya. Çöp yaptım. Çöplerimi oraya atıyorum. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Gel buyur bir bardak çay al. Bir şey at ağzına. Eyvallah. Geç. Eyvallah. Sağ ol baba. Baba kimseye de bir şey yediremiyor ki ya. Yanımızdan geçen insanlar kimileri görüyor, kolay gelsin, afiyet olsun diyorlar. Biz de davet ediyoruz. Kimileri ise hiç transit insan bir selam verir. Afiyet olsun abi. Eyvallah kardeşim, gel buyur bir daha çay al. Eyvallah abi. Karton bardağım var. Eyvallah, sağ olasın. Adam ya, görüyor musun? Adam. Neyse hadi bakalım. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi sanayiye giriş yapacağız. Ama işte bir arabalar müsaade etse. Arkadaş bir geçiyorlar bir geçmiyorlar. Ne yaptıkları belli değil ya. Bir duruyorlar. Ya geçin hadi, ben de geçeyim de. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Sana göndeririz, sen git. Vereyim baba. Eyvallah baba, adamsın. Hadi kolay gelsin baba. Eyvallah. İşte görüyor musun güvenli? Görüyorsunuz değil mi? Adam diyor sen bekleme, sen git diyor. Ben de safişi gönderirim diyor. Adam. İnşallah buralardan geçeriz. Şuraya bak ya. Karnımı da doyurdum güzel. Yine şükürler olsun. Böyle ara sokaklardan dönüşlerde arkadaşlar her zaman şeytan havada olsun. Yani dingil. Dorsanın ön tekerde, yani ön lastikleri her zaman havada olsun ki rahat bir şekilde dönesiniz. Çünkü manevrayı yapıyorsunuz da şeytan lastiği böyle yamuluyor altta. Lastik gümleye de bilir yani. Sayın abim bekliyor yine beni. Tam yanaşayım da. Aman baba. Evet, şimdi eğitim başlasın. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, eğitim başlasın derken harbiden başlayacak yani eğitim. Şimdi brandaları açacağız. Sizler de ne yapacaksınız? Nasıl açıyoruz, nasıl ediyoruz? Onu gözlemleyeceksiniz. Şöyle bir açalım. Kamerayı koymaya başka yer yoktu, kusura bakmayın. Yani inşallah oradan açı güzeldir. Biraz uzak ama onu Gökhan yakınlaştırır. Selam. İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın? İzliyorum seni. Eyvallah, sağ ol abi. Çekim yapıyor musun? He, yapıyorum şu an karşıda. Naklen mi? Aynen, naklen, oradan beri çekiyor işte. İzliyor musun canım? Şu an çekiyor, hafıza kartına kaydıyor. Akşam bilgisayar. Akşam değil, akşam buradayız, gidince artık. He. Gidince halledeceğiz. Nasılsın, iyisin? İyiyim,
izliyorum seni bazen. Eyvallah, sağ ol. Dükkan esnaf mısın yoksa çalışıyor? Tornacıyım ben. Tornacı. Z blokta. Aa ne güzel. Bazen biz de böyle... Tornacı Ali. Tornacı Ali. Tormak'tan. Tormak. Ya bu tormak sanayi bayağı bir hoşuma gitti benim. Çünkü neden? Diğer sanayiler gibi böyle yeşillik meşillik bayağı dolu yani. Hiç ya diğer sanayiler böyle beton yine. En iyisi de bizim buraya. Değil mi? Temizlik bakalım ben. Aynen ben de farkındayım. Zaten buraya geldiğim zaman şurada yol kenarında yatıyorum. Böyle ağaçtan tarafta camı indiriyorum aşağı. Oradan gelen aynen. Oksijen yetiyor zaten. Güzel bak içi de çok temiz bir siteden. Öbür siteden nazaran çok güzel biraz. Değil mi? Tabii, valla şu kamerayı alayım da. Benim hoşuma gitti açıkçası. Evet. Valla hoşuma gitti. Güzel bir yer. Ben sabah girişte seni gördüm. İsmin orada. Neydi abi? Ali. Ali. Tornacı Ali. Tornacı Ali. Evet arkadaşlar bu Ali abimiz de tormak sanayide tornacıymış. Tornacı Ali. Yani esnaf. Aklımızda olsun. Torna morna işimiz olursa Ali abi ulaşırız. Torna test ve işler yapılır. Eyvallah abi. Her türlü torna yapılır. Allah. Abi yeter ki bir şeyler yapılsın bu hayatta tabii da. Tabii tabii muhakkak. İnsanlar aç kalmasın biliyorsun malum geçim bayağı zorlaştı. Aynen öyle evet. Allah hakkınızın hakkında hayırlısı olsun. Sana hayırlı işler diliyorum. Sağ ol Ali abi. Görüşürüz. Var mı canım bir isten? Sağ olun senin var mı? Canın sağ ol abicim Allah'a emanet ol. Zeyblok 25 yani çay içmeye gelirsin. Zeyblok 25. Tamam baba sıkıntı yok. Kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar şu an Güngören'deyiz. Bu kardeşim de sağ olsun Allah gönderdi onu bana. Adresi arıyorum. Yani adresi de geçmişiz. Burası biraz kalabalık bir mevki. Buradan dönme şansımız yok değil mi? Oradan yok abi. İleriden döneceğiz. Buradan döndürüyor böyle. Buradan dönersin abi. İlerisi sıkıntı burada. Aynen. Aynen. Yani senin için dönüş sıkıntı. Konum neresi kolaysa oraya gösteriyor. Aslında burada bu dönüşü olan yer olsaydı ben oradan iki dakika makaslarım. Burası ters yön abi işte. İleriden makaslar. Dönüş var. Oradan götüreceğim ben seni. Abi yok vallahi. Vallahi var illallah. Millet kaçmaya çalışıyor sen geliyorsun abi. Hiç sorma ya. Ya ne güzel Çerkezköy tarafında işim vardı. Abi oralar temiz güzel. Tam sizin yeriniz oralar. Burada dönüş var. Burası biraz belki senin için sıkıntı olabilir de bir de ileride dönüş var. Bir 100 metre ileride. Buradan mahalle arasına mı dönüyor? Yok yok gene cadde gibi bir yer abi orası. Hadi sola dönün. Sonra sadece önce dönersen sola dönün. Tamam. Ters yol değil daha burası. Görüyor ters yol değil. Çünkü sol taraf dayandı şeye. Oy oy. Vallahi ecel seni döküyorum ya ecel seni. Güzel serbest abi. Mahalle aralarında. 400 metre sonra Merter Yönü 2 Davutpaşa 1 Caddesi istikametine doğru sola dön. Senin işin yoktu da seni alıp koymadık. Yok da. Yok abi estağfurullah. Kim derdi ki Nizamettin abi burada göreceğim değil mi? Vallahi abi izliyorduk da hani. Ya bir baktım tırı gördüm ben. Hani senin olduğunu da bilmiyordum ben tırı. Baktım hani tır duruyor orada. Yanından geçtin. Yanından geçtin Allah Allah dedim benziyorlar falan. Seslendim senden dönüp bakıp. Direkt gidiyor değil mi? Abi direkt de gidebilirsin buradan da dönebilirsin. Ya da direkt gitsen ya. Merter yönündeki Davutpaşa 1 Caddesi istikametine doğru sola dön. Ben seni de ileriden döndüreyim çünkü buralar gene ters istikamete girecek abi. Ufak araba değil ki anacığım. Yani ufak araba olsa ben sana... Bir de arabayı böyle bırakıyorlar ortada. Evet. Ondan sonra... Burada geçmek için işte böyle şoför olsa bırakmazlar böyle. İstikametine doğru sağa dönün. Sonra Davutpaşa bir caddesi. Taksan sen CEO olacaksın. 500 metre sonra... Şunun abi tekstil üzeri. Şey ya seramik mi? Böyle var. Tam ne tarafta? 300 ışıkların oradan mı? 300 ışıkların oradan diye ben seni alacağım diyor. Ben seni götürdüm o tarafa. Yine biraz önce seni aldığım yere döneceğiz abi ama bu sefer ters yöne gireceğiz. O karşı yola geçeceğiz. Sola mı döneceğiz şimdi? Aha aşağıdan sola döneceğim abi en ileride. İnşallah dönüşte de araba yoktur. Artık insanlı görmüş millet ya. Vallahi yol vallahi. Vereyim bir şey yapayım. Az bir durayım da bu büyük araba ben ufak arabayım. Bir de anlamıyorlar abi halinden anlamıyorlar ya o sıkıntı.
Yol vereyim adama diyen yok. Senin şu karşını aldım abi. Şimdi sağa doğru döneceğiz aynen. Murat abi fazla gelmişsin de şimdi 300 liraya geri gidiyorum. Adam ben seni alacağım oradan dedi. İleri fazla ileri gelmişim. Şimdi işte konum açtım da gidiyorum konumla. Daha geri döndüm şu an oradan. Tamam abi. Ben arayacağım seni abi. Şuradan bir çıkayım da. Tam köşeye bak. Takacağım ondan sonra akıllanacak. 300 ışıkları nerede? Az ileride abi. Ben kalkıyorum nerede? Seni de vallahi yok. Göreceğiz ya. Vallahi. Allah'tan bana rast geldi lan. Burada hani bir daha dönmem. Vallahi bir daha var ya. Allah. Vallahi şükürler olsun ki. Bir daha da gelmem diyorsun zaten. Vallahi yok ya. Kardeşim hakkı nerede? Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Vallahi var bu hakkını ödeyemem ya. Ne bekliyoruz abicim? Estağfurullah. Cansın baba. Sağ olasın. Şu an Bağcılar'dayım. Yani çok biraz zorlandık. Sıkıntı çektik. Dar bir araya girdik. Yükümüzde görmüş olduğunuz gibi seramik, Kalebodur seramik. Buradan yükleme yapıyoruz. Burası Bağcılar. Giderken inşallah zorlanmadan gideriz ya. Şimdi abimiz getiriyor portikle beraber. Dayan bakalım ona, bir dayan. İnşallah atlar. Kaç kere dedim şu sacı değiştirin diye. Dayan. Dur, dur. Biraz daha. Tamam. Tamam baba. 2, 4, 6, 8. Allah yardımcımız olsun. Vallahi. Allah yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar şu an Bağcılar'dayız. Yol almaya çalışıyoruz ama biraz zor yani öyle gözüküyor şu an. Tam da 2,5 saat. Şuradan çevre yoluna bir çıkayım başı bir istemiyorum. Bu kardeşimiz de az önce bana yardımcı olan kardeşimizin kardeşi, abisiydi o, bu kardeşi. O da geldi yanıma. Şimdi görev o devraldı. Tarif etme süresi geçti abi. O girmemde yardım oldu, bu da çıkmamda yardımcı oluyor. Şuradan çevre yoluna bir bağlamam hayırlısıyla da. Başka bir şey istemiyorum ya. Bu kalabalığa baksana abi ya. Şu an Bağcılar Caddesi'ndeyiz. Bağcılar diye geçiyor değil mi bura? Bu taraf Esenler tarafı. Esenler. Medipol'e giden yok. Medipol'e, he. Atışalan yakın mı bura? Yukarı taraf Atışalan. Yukarı taraf Atışalan değil mi? Atışalan'da lan 2-3 sene yaşadım ben ya. Hep unuttuk abi, çok değişmiş. Benim zamanlarımda 99-2000 senesi. Çok kalabalık abi şimdi. Şimdi çok kalabalık, çok değişmiş. Vallahi billahi ya. Hiç aklıma gelmez yani buralara geleceğim var ya. Şu yoğunluğu yaşayacağım aklıma gelmez. Sadece ben değil, baksana bir tır daha geliyor oradan. Baba sen nereye geliyorsun? Gelme git! Abi onlar İstanbullu, onlar alışkın. Bu Esenler, benim o yüklediğim yerden yukarısında benim yeğenim oturuyormuş. Benim kardeşim İstanbul'da yaşıyor, oradan öğrendim. Aradım, bu da işi varmış, evde yokmuş. Abi benim evimin alt tarafındasın sen diyor bana. Camide Ebu Bekir Camisi. He, caminin üst tarafındaymış. Dayı sağıma girmeyin ya, vallahi billahi korkuyorum ya. Yayadan da motordan korkuyorum abi. Arabayı görebiliyorsun bir şekilde de, bak. Motorla yayayı göremiyorum. Şuralara baksana ya, buradan ben nasıl döneceğiz arkadaş, şuraya bak ya. Adam yani araba çekmişler komple. Bak şimdi ben buradan nasıl geçeceğim? Devam et, devam et. Benim altımda taksi yok. Allah'a emanet ol abi. Sağ ol baba, çok teşekkür ederim. Abine çok çok selam söyle, dikkat et kendine. Görüşürüz abi. Sağ ol baba. Ulan arkadaş, hele şükür ya, çevre yoluna doğru gidiyorum şu an, Yavuz Sultan Selim'e doğru. Ulan bu İstanbul trafiğine var, Allah yardımcılar olsun yani burada yaşayanlara, burada tır şoförlüğü yapan kardeşlerimi, kaptanlarımızın. Yok abi burada kimse kimseye yol da vermiyor ya. Vallahi billahi ya. Böyle bir şey var mı ya? Kaçırmayalım tabela, yavaş yavaş gidelim de. Yürüyün la, yürüyün la.
Evet arkadaşlar, sallansın baba, düşmez herhalde ya. Altına bir... Vallahi bugün yemeğimizi acil yemek zorundaydım. Onun için ne yaptık? Hazır domates, biber, söğüş, hazır yemek. Karnımızı doyuralım da yeterli değil mi? Baba senin ismin neydi? Samet abi. Samet. Bu arada bu Samet kardeşim de Reysaç'ta çalışıyor. Kendisi bizim hemşerimiz Termeli. Ben markete gittim geldim, baktım bunlar ooo dolabı mola başmışlar, çay mayı dönmemişler. Yumulmuşlar gidiyorlar. Baba çok acıttım. Bir yerde durayım yemek yiyeyim bağcada deme fırsatım olmadı. Buraya koştum, buraya koştum. Oradan çıkayım, buradan çıkayım. Valla ben buradan çıkayım de dedim. Yemek yerim, ölmem açlıktan dedim. Yeter ki şuradan bir çıkayım. Nereye gidiyorsun abi? Allah nasip ederse Samsun Bafra. Bafra. Evet arkadaşlar, şimdi Saroğlu Park Shop'tan çıkış yapıyorum. Havada yağmur yağmaya başladı. Halil abi de daha yayladaymış, yemek yiyormuş. Ben karnımı doyurdum, şükürler olsun. Yine arabamda yaptım bir şeyler. Yani yaptım derken hazır vardı zaten. Onları dedim, yiyin dedim, kötü olmasın. O yani lokantaya gitmiş olsaydım, bir yemek yiyeyim deseydim en aşağı 60-70 milyon para verecektik. Aynı hesaba geliyor, fark eden bir şey yok. Dolabımı alıyorum abi, 300-350 milyonu. Ötebiri. Ondan sonra ne yapıyorum? Kendi arabamda kendim yapıyorum, kendim yiyorum. Karnım da doyuyor. Ne yediğimi de biliyorum, ne yaptığımı da biliyorum. Onun için hiç gerek yok abi. Bak şimdi karnımı doyurdum. 45'imi verdim. Şimdi çıktım gidiyorum. Ha, nerede uykum gelir? O zaman çekerim arabamı. Yatarım aşağı. Uykumu uyurum. İstirahatim ederim. Çünkü bugün yoruldum. İnanın arkadaşlar, bugün çok yoruldum. Yani oraya koştur, buraya koştur, buraya git, şuraya git, şunu yap, bunu yap derken inanın yoruldum. Şimdi çıktık gidiyoruz. Arabamda basar tonaj var. 26,5-27 ton yük var. Diğer arabada 3-4 ton yük var. O bastı gitti. Gitsin baba, sıkıntı yok. Acelem yok. Acele giden ecele gidermiş. O yüzden hiç acele gerek yok. Hayrımız, her şey hakkımızda hayırlısı olsun. Hayırlı sabahlar. Lan bu sabah ne gördüm arkadaşlar. Saat şu an 6.30. 6'da kalktım ben. Normalde 5'te kalktım. Lan 5'te kalktım. Benim mazotum da azdı. Arabada şirketten rampada. Arabada olan mazot da geri gitmiş. Bu arabaya bastım. Kıl. Çalışmıyor. Eyvah dedim. Bir kere daha basayım dedim. Kıp. Dedim Nizamettin bırak, araba hava yapıyor. Yani az bir şey hava yaptı yani. Neyse, batan hava daha yeni işiyor. Şey yapmadım. Hareket etmedim. Yattım bir daha aşağı. Dedim altıda kalkarım dedim. Hava ışınmış olur, gündüz gözüyle yaparım. Neyse. Kalktım abi. Baktım İsmail abi de gelmiş. Onun depo sağ tarafta, benim depo sol tarafta. Yani depolar birbirine yakın. Benim arabada da her ihtimale karşı şöyle 1-2 metre, 2,5 metre boyunda bir hortum bulundururum ben. Hortum var da arabasının kontak anahtarını aldım. Arabasında bidon vardı 5 litrelik. Sağ koltuğun yanında onu aldım. Deposunu açtım. Kendi depomu açtım. Hortumu saldım depoya. Şimdi depodan depoya yüksek olduğu için mazotu ne kadar çekerseniz çekin gelmez yani, yüksekte olduğu için. Yani bir ucu biraz hafiften alçakta olması lazım. Ondan sonra 5 litrelik bidona çektim mazotu. Onun haberi yok ha. Uyuyor. Elim hep mazot kokuyor ya. 10 litre koydum. Neyse bir 5 litre daha alayım dedim. Baktım kalkmış bu üstünü başını giyini. Dedim, seni dedim soysana dedim, ruhun duymuyor dedim ya, niye ya diye. Sen dedim depoyu patlattım, haberin yok dedim. Ne deposun, ne diyorsun diye. Mazot çekiyorum dedim. Dedim böyle böyle, benim mazotum dedim az kaldı, hava yaptı. O da geldi baktı, ulan dedi nasıl bir okuyorum ben dedi ya. La beni soysana dedi, ruhun duymuyor, öyle ya baksana dedim. Sen dedi depoyu mapoyu açmışsın dedi ya. Hortumu salmışsın dedi, çekiyorsun dedi. Evet, memlekete geldiğimiz belli oluyor arkadaşlar. Şu an Havza'dayım ve yağmur yağıyor. Bir an önce Samsun'a inip Atakum'a geçeceğiz, boşaltacağız ve aracımızın
önleri yapılacak, kupa takozu değişecek. Bu artık öndeki kırıklardan, çırıklardan kurtulacağız inşallah. Volkan bugün gelsin yapalım demiş. Bugün dorsiyi keseceğiz, kelleyi sokacağız içeri. İçeride komple sökülecek, boyanacak. Aynı zamanda bir de pasta cila attıracağım. Ben pasta cila yaptıracağım. Bakalım güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Bir de bu yanlıkların boyanacak yerleri vardı. Onları tekrardan böyle bir boya attırırım diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bekledik yani. Yeter artık değil mi? Bayağı bekledik. Yani o kırıklar bayağıdır var. Artık arabamızın önünün düzgün olması lazım. Bakalım eniştemi kandırabilirsem Volkan'ı. Aynaları falan da komple beyaza boyatasım var. Ayna, güneşlik, yani o siyahlıkları komple beyaz yapasım var bakalım. İnşallah boyar. Bakalım kandırabilirsek öyle yapacağız. Saat de 9.30 olmuş. Akşam gidelim. Ya akşam zaten Tosya'ya, Utepe'ye gelmeden hatta 2 dakikada fazla sürüş yaptım. Tagora 45 istedi. Şimdi 45 istediği zaman da dedim zaten saat 12 olmuş. Dedim ben burada yatayım. Ben burada yatayım dedim. Sabah da kalkarım dedim. Şey yaparım. Giderim. Normalde 5'e alarm vurdum. 5'te kalktım. Arabayı çalıştırdım. Araba çalıştı. Kötü stop etti. Yani hortumdaki mazot bitti. Stop etti. Bir daha bastım. Çalışmadı. Ha. Dedim bu mazot dedim. Bir de mehirliydi ya. Mazot aşağı kaydı. Şamandıra'dan teması kesti. Hava yaptı. Daha basmadım. Bir kere bastım. Çalışmadı. Bıraktım. Daha fazla hava yapmasın diye. Ondan sonra yattım baktım. İsmail abi de gelmiş. Bir daha yattım. Saat 6'da kalktım. İsmail abinin arabasının kapısını açtım. Anahtarı aldım. Bidonu aldım. Hortumu taktım. Mazotu çektim. Ayakta uyuyayım. Ondan sonra işte 4 bidon mazot aldım. Litreden 10 litre. 5, 10, 15, 20 litre mazot aldım. Sonra Osmancık'ın oralarda da yani Osmancık'a gelmeden 2000 liralık mazot aldım. Şu an Toptepe'ye doğru gidiyorum. Arabada var 26 200 mi ne bir yük var. Kalebodur. Tonaj olduğu için yakıyor yani. Öbür araba vurdu gitti. Öbür arabada cips var. Sıkıntı yok. Ama böyle yağmurlu havalarda var ya bana acayip uyku çöküyor ya. Böyle bir rahatlık çöküyor. Yağmur çıtı 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 çıt vuruyor ya böyle cama. Bugün şu sileceği de değiştireceğim. Gayırt gayırt gayırt. Beynimi yedin ya. Beynimi yedin. Onu da değiştireceğim bugün. Arkadaşlar şu an adrese geldik. Görmüş olduğunuz gibi. Atakum'da. Yani bu belediye fakülte hastanesine yakın bir yerde. Sapaktayız. Görmüş olduğunuz gibi. Aracımızı buraya boşaltıyoruz. Biraz yorulduk ama değdi yani sonuçta geldik. Birazdan boşaltıp arabayı yapmaya götüreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar aracımızı boşalttık ve şu an Kirazlık Sanayi'ye geldim. Dorsiyonun o bile kaynamıştı. Komple değişmişti. Şimdi o klaperleri falan bağlatacağız, yaptıracağız. Dorsiyonun balataları değişecek. Balatalar var onları değiştireceğiz. Malum temporik çalışma bizi bekliyor. Ondan sonra Volkan'ın yana gideceğiz. Şu önde kırık yerleri yaptıracağız. Bu arada videonun da burada sonuna gelmiş bulunuyor arkadaşlar. İnşallah bir sonraki seferde, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Yolumuz uzun olsun. Mahalle araları geniş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sağlıcakla kalın. Buraları yine yapmışlar böyle. Bay bay.